Sevgili arkadaşlar, merhaba. Ben Hacı Soğuk Pınar. Bugünkü uygulama dersimize hoş geldiniz. Bugün yine ben atölyedeyim. Bugün size zaman rölesine bağlı uygulama yapmaya çalışacağım. Evet, şimdi arkadaşlar tekrar şöyle bakalım. Deney setimizde güç kaynağımız, buton grubumuz ve PLC bölmemiz ve yük grubumuz var. Biz burada programlama yaparak buradaki lambaları yakıyor veya sireni çalıştırıyor, motoru çalıştırıyoruz. Evet, şimdi atlatma devrelerini önceden hazırladım yine. Güç grubundan bakın artı 24 voltluk bir çıkışımız var. Bizim PLC'miz şu anda 24 voltla çalışabilen bir PLC arkadaşlar. Bunun 220 voltla da çalışanı mevcut. Ama yine her durumda entegre devre olduğu için 220 ile de çalışsa sonuçta DC'ye çevirmek zorunda çünkü hassas devreler alternatif akımla yani elektronik devre alternatif akımla çalışmaz. Evet, şimdi arkadaşlar bilgisayarımla olan bağlantıyı PPI kablomuzun bilgisayarla olan bağlantısını da bağladım, yaptık. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk uygulamamız şöyle. Şöyle gösterebilir miyim? Ben bunu okuyacağım ama şöyle en azından siz de soruyu görürsünüz. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki ben size bilgisayarı göstereyim. Input 01 girişine bağlı start butonuna basıldığında Q00 çıkışına bağlı motor çalışacak. 20 saniye sonra kendiliğinden duracaktır. Gerekli PLC programını yapınız diyor. Şimdi arkadaşlar burada önce bir mühürleme devresi yapmak durumundayım. Onun için başlıyorum. Şimdi size bilgisayarı şöyle göstereyim. Evet. Sonra şurada şu yan kısma tıklıyorum. Buraya bir tane daha şey ekledim. Sonra arkadaşlar OK'a bastım. Bunu birleştirdim. Sonra buraya bir tane arkadaşlar kapalı kontak ekleyeceğim ve bu zaman şey olacak. Sonra buraya da bir çıkış ekliyorum arkadaşlar. Ve ekledim. Şimdi bunların isimlerini yazmam gerekiyor. Tabii bir elimle kamerayı tutuyorum. Bir elimle de yazıyorum. Dolayısıyla biraz zorluğum. Caps Lock'a basayım. Input 0.0. Evet, bunu yaptık. Burası arkadaşlar Q00 olacak. Q00. Evet. Burası ise arkadaşlar artık T37 olacak. Zaman rölesinin çıkışı. Burası da yine Q0.0 olacak. Evet, şimdi birinci ne diyelim devremi kurdum arkadaşlar. Burada bu devre ne? Hemen anlatalım. Input 0.0'a ben buton bağlayacağım. Aşağıya henüz zaman rölesini eklemedim ve şu durumda zaman rölesi zaten kapalı. Q0.0 ne olacak arkadaşlar? Çıkış olacak. Orada da bir motor hemen yani ben input 0.0'a bastığımda hemen motor çalışmaya başlayacak. Şimdi network 2'ye geçmem gerekiyor. Biliyorsunuz aynı anda ikisi olmuyor. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane açık kontak ekledikten sonra buraya artık ton T'ye basıyorum. Ton gelecek. Evet, ton geldi. Yine burası arkadaşlar Q00 olacak. Çünkü Q0.0 burası T37 zaman rölesi olacak. Şimdi bir de buraya süre girmem gerekiyor arkadaşlar. Buraya ben şöyle shift artı yapayım. 20 saniye için biliyorsunuz 200 yazıyorduk. Evet. Yazdım arkadaşlar. Şimdi bakın ikisini birlikte gösterebiliyor muyum? Şöyle indireyim biraz. Harika. Gösterebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi buradaki mantığı bir anlamaya çalışalım. Input 0.0'a basacağım. T37 zaten birinci durumda kapalı olduğu için arkadaşlar.
birinci durumda kapalı olduğu için direkt Q00 çıkışı devreye bağlanacak. Sonra arkadaşlar Q00 olan her yer kapalı duruma geçecek. 3 tane Q00 var. Aslında bunlar aynı şeyler. Aşağıdaki Q00 da kapalı olacağı için input yani zaman rölesinin in bölümüne sinyal gelecek. Sinyal geldiği için artık sayıcımız başlayacak. 20 saniye sonra da ne yapacak? T37 anahtarı açıksa kapatacak, kapalıysa açacak. Durum bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar yazılımımızı yaptık. Bunu isterseniz bir yüklemeye çalışalım. Şimdi bunu ne diyorduk? Download diyorduk arkadaşlar. Download'a bastım. Bakalım ne diyecek. Evet. The project PLC type does not match the remote PLC type. Change project button. Evet, download diyelim arkadaşlar. Ufak bir şey hata verse de kendisi yazılımı yüklüyor. Çünkü dedim ya bu PLC eski, daha çok Windows XP ile uyumlu. XP ile çalışan da bilgisayarımız yok arkadaşlar. Ya da olsa da bu sefer de hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi ne yaptık? Bakın bir bakalım. Biz anahtarımızı nereye bağlayacağız? Input 00'a bağlayacağız. Q00'a da çıkışı bağlayacağız. Haydi bakalım. Şimdi yükledik. Bu sefer artık bağlantıları yapmaya geldi. Şimdi arkadaşlar kırmızıları şey için kullanalım isterseniz. Artı yükü butona getirmek için kullanalım arkadaşlar. Evet. Bakın şuradan artıyı aldım. Yeşil butonun girişine sinyali verdim. Sonra sevgili arkadaşlar yeşil butonun çıkışından sinyali aldım. Input 00'a getirdim. Sonra arkadaşlar Q00'dan aldım. Motoruma getirdim. Sonra eksiği de aşağıdan alalım sevgili arkadaşlar. Motorun tabii ki çalışması için artı sinyal Q0'dan gelecek. Eksiği de aşağıdan alsın. Yani aynı anda arkadaşlar hem şöyle de yapalım. Motor çalışırken lamba yansın ki motorun çalıştığını illa sesini duymak zorunda değiliz. Lambanın yandığından görelim. Dolayısıyla ikisi arasında lambaya da paralel bir bağlantı çekiyorum. Böylece sevgili arkadaşlar, hani motor çalışırken lambanın yandığını da görelim. Şimdi bakacağız ne ayarladık. Motor çalışacak. 20 saniye sonra kendiliğinden duracak. Evet sevgili arkadaşlar bakın. Şu anda motorumuz çalışıyor. Yaklaşık 20 saniye sonra durmasını bekliyoruz. Paralel olarak lambayı da bağladım ki tam net görebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda motor çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi 20 saniye geçti ve durdu. Önce tabii bunun simülatörünü de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun için bilgisayarı yine şöyle buraya alacağım. Şu anda simülatörü açıyorum arkadaşlar. Yani bu röle nasıl çalışıyor? Bakalım. Eğer hata vermezse sanki çalışmadı. Evet, şu anda şöyle biraz da bunu şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bakın. Bakın. Şu anda simülatörümüz çalışmaya başladı. Biz butona bastığımızda zaman rölesindeki sayma olayını da siz de göreceksiniz. Şöyle yakın tutup size net olarak elimi de titretmeden şöyle tutacağım. Şimdi butona basacağım arkadaşlar. Bakın zaman rölesi nasıl sayıyor göreceksiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar?
Şu anda yukarıda zaman rölesinin üstünde 200'e kadar sayacak. Çünkü hassasiyet için böyle yapıyor. Milisaniye cinsinden sayıyor. Tam 200 olduğunda arkadaşlar bakın aşağıya 168, 170 oldu. Şu anda 180 oldu. Ve gördüğünüz gibi durdu. Evet, zaman rölesi ne yapıyor? Bu T37 artı 0 olarak şu anda duran yere bastığımda bakın yukarısı mühürlendi. T37'nin orasının açılması için arkadaşlar aşağıda sayıyor ve tam 200 olduğunda yani 200 aslında 20 saniyeye denk geliyor ve bir anda durdu sevgili arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şeyimiz, ne diyeyim, zaman rölemiz bu şekilde çalışmış oldu. Şimdi arkadaşlar bir de bunun ikili olanı vardı. İkili olanı vardı. Bunun için de şöyle kağıdımı bu sefer biraz durumu değiştireceğim. Yeni bir yazılım yapacağım. Bu sefer set ve resetleri de kullanmak istiyorum. Yeni bir proje açıyorum arkadaşlar. Hayır diyorum. Bunu kaydetme diyorum. Evet. Şimdi bu sefer yine soruyu size göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunu siz durdurup burada okuyabilirsiniz ama ben zaten okuyacağım. Bu sefer diyor ki input 01 girişine bağlı start butonuna basıldığında Q00 çıkışına bağlı birinci motor çalışmaya başlayacak. 10 saniye sonra Q01 çıkışına bağlı ikinci motor devreye girecek. İkinci motor birlikte 20 saniye yani birlikte 20 saniye çalıştıktan sonra yani aslında ikinci motor 10 saniye çalışacak duracaktır. Bunun PLC diyagramını hazırlayınız diyor. Biz de bunu hazırlayacağız. Bu sefer arkadaşlar set ve reset komutlarını kullanacağım. Onun için S'ye basıyorum. Evet, set'e bastım. Hemen bunun yazılımını input 0.0 Q 0.0. Evet, şöyle tutayım, bununla tutayım arkadaşlar. Burası da 1 çünkü biz bir tane buton açacağız. Bu birinci network 1'di arkadaşlar. Şimdi network 2'ye geçiyorum. Buraya bir tane zaman rölesi koyacağım ama önce buraya bir tane pardon yanlış oldu arkadaşlar. Kontak koyacaktım, çıkış koydum. Evet, koydum. Buraya bir tane zaman rölesi açacağım şimdi. Box'a basıyorum arkadaşlar. Ton olacak. T'ye bastım. Ton. Tamam. Şimdi burası Q00 olacak arkadaşlar. Evet. Hem tutup hem yazdığım için elim oynuyor ama artık durumu idare edeceksiniz. Normalde bunları benim sizinle yapmam lazımdı. Uygulama dersleri aslında bu ama işte yapacak bir şey yok. Evet, zaman rölemizi ekledik arkadaşlar. Şimdi diğer network 3'e geçiyorum. Şimdi buraya da T37 koyacağım. Yine bir normal açık kontak ve buraya bir set koyacağım. Bu set Q0.1 olacak. Burası da 1 olacak. Sonra arkadaşlar burası Q0.1 olacak. Açık. Buraya yeni bir box T'ye basıyorum. Ton. Burası Q0.1 olacak.
Burası T38 olacak. Burası yine artı 100 olacak. Sonra son satıra geldik. Network 5'e geliyoruz. Eğer hepsini aynı network'e yazarsanız arkadaşlar hata veriyor. Bunu ilk derslerimizde söylemiştim ben. T38 buranın adresi olacak. Sonra arkadaşlar buraya bir tane reset yapacağım şimdi. Şunu koyuyorum. Reset. Bu sefer Q 0.0 aşağısını 2 yapacağım çünkü Q01 ve Su02'yi reset yapacak. Şimdi devremi kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Hata yapmış olabilirim. Input 00'a bastığımda Q00 çıkışında motor çalışacak. Evet, sonra burada zaman rölesi çalışmaya başlayacak. Ve arkadaşlar zaman rölesi 10 saniye sonra bir alt devredeki bak burayı unutmuşuz. T37 Q01 çıkışındaki motoru başlatacak. Sonra arkadaşlar Q01 motoru da birlikte ikinci zaman rölesi saymaya başlayacak. Ve sonra ikisi birlikte duracak. Compile yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada sıfır error diyor. Hata yok diyor arkadaşlar. Bunu şimdi sisteme yüklüyorum. Download ediyorum. Yani download'u nereye yapıyorum? PLC'me yapıyorum arkadaşlar. PLC'mi stop moduna aldım. Evet, stop moduna aldım. Ve şu anda download'umu yaptım. Evet dedim. Yüklememi yaptım arkadaşlar. Dikkat edin. Birinci motor Q00, ikinci motor Q01 olacak. Direkt arkadaşlar aslında bağlantımız tam. Şimdi sadece ikinci motoru çalıştırmam gerekiyor. Ama ikinci motorumuz yok. Sinerimiz var. İkinci motora da bakın şuradan Q01'den sirene sinyal veriyorum. Sirenin negatifini buradan alıyorum. Yine aynı mantık biraz önceki gibi arkadaşlar. Siren ikinci motor çalışırken de bu sefer kırmızı butonda kırmızı lamba da yansın diyorum. O zaman her ikisi de yanacak. Ve olay bu şekilde sonuçlanacak. Şimdi sevgili arkadaşlar basıyorum. Bakın birinci motorum şu anda çalışıyor. 10 saniye sonra çok iğrenç bir ses duymaya başlayacaksınız. Siren çalışacak çünkü. Evet. Ve sirenle birlikte evet, sirenle birlikte 10 saniye daha çalıştı ve iki motorumuz da durdu. İki zaman rölesi kullandık burada. Her iki zaman rölesiyle birlikte iki tane lambamız ne oldu arkadaşlar? Yani iki motor da birlikte çalıştı ve devamında durdular. Tabi burada bağlantılarda şöyle bakın. Arkadaşlar birinci motorun çıkışı Q00. İkinci motorun çıkışı Q01. Bir motor biri siren arkadaşlar. Her bir motora birer tane de lamba bağladım ki hani sesin dışında çok uzaktaysanız yani nedir? Bu bir güvenlik sebebidir. Motorlar çalışıyorsa lambada bir çalıştığının göstergesi olsun. Motorlar çalışmıyorsa yani PLC ile ilgili bir hata varsa bu sefer de ne olsun? İşte lamba da yanmasın ki uzaktan bakan motorlar çalışmıyor bir arıza var deyip koşsun mesela. Gelsin tedbirini alsın. Evet sevgili arkadaşlar tabi bunların içinde çok değişik hani bu bilgileri kullanarak
İşte biri çalışsın, sonra biri dursun, öbürü başlasın falan gibi pek çok varyasyon tasarlanıp kurulabilir, yapılabilir. Biz burada tabii temel olarak bir mantık nasıl çalışıyor onu gösterdik. Butonun artık geçen dersten öğrendiniz arkadaşlar. Bakın artı yük şu butonun girişine geliyor. Kısmi temaslı. Bak şurada bağlantı yok. Bunun ucundan da Q input 0'ı 0'a geliyor. Bu sadece uyarıyor. Şimdi isterseniz bir de bunun simülatörünü görelim ama simülatörünü nasıl göreceğiz? Ona emin değilim. Çünkü bakalım şunu. Bakıyorum arkadaşlar. Bizim için önemli olan hangisi? Bizim için önemli olan şöyle yapayım. Bu iki zaman rölesini size aynı anda gösterebiliyor muyum? Ona bakacağım. Gösteremiyorum maalesef. Ama en azından sayımlarını gösterebiliyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Evet. Ekranı da küçültebilsem iyi olacak ama ekranı küçültebiliyoruz mu? Windows Debug. Yok. Yok. Tamam, şöyle yaptım arkadaşlar artık. Siz iki zaman rölesini dinle. Aslında sayma mantığını göreceksiniz şimdi. Basıyorum arkadaşlar. Önce tabii simülatörü almam gerekiyor. Simülatörü aldım. Evet. Burada bir şeyler söylüyor. Onadır application. Evet. Şöyle bir kapatayım. Atayım. Bağlanmıyor. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi simülatörü açamadım. Ancak bir kere daha deneyeceğim şansımı. Burada başka bir uygulama tarafından kullanıyor diyor ve bağlantıya geçmiyor. Aslında bir uygulama falan da yok. Dolayısıyla evet bunun simülatörünü maalesef açamıyorum. Çünkü bağlanamıyor. Ama sizinle bir kere daha bunu çalıştırıp görelim arkadaşlar. Evet. Burada dikkat ederseniz on saniye bile dayanmak gerçekten çok zor ve sıkıntılı arkadaşlar. Burada bir şey bir acaba bağlantı şurada da bir denemek istiyorum. Acaba oradayken bir bağlantı şey mi oluyor? Yukarı koyduğum için. Bir kere de burada deneyeyim arkadaşlar. Evet, burada kabul etti. Bakın. Şimdi arkadaşlar tabii ben butona basıp geleceğim hızlıca. Ve siz o arada sayıyı göreceksiniz. Evet, bakın şimdi yukarısı sayıyor. Aşağısı sıfır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda yukarı sayıyor. Aşağısı sıfır. Şimdi aşağısı da Q01 de devreye girdi. Bu sefer aşağısı da sayıyor.
Şimdi hepsini kapatacak ve kapattı arkadaşlar. Evet, zaman rölesi uygulamamızı da yapmış olduk. Eğer dönem normal eski sistemlerde olduğu gibi olsaydı siz bunları yapacaktınız. Tek tek bunları size yaptırıp ikinci vizenizi bundan verecektim. Ancak maalesef durum bu şekilde. Siz bunu uzaktan görmüş oldunuz veya uzaktan uygulamaya katılmış oldunuz sevgili arkadaşlar. Evet, gelelim arkadaşlar dönem sonuna. Şimdi önümüzdeki hafta canlı dersimiz olacak büyük ihtimal. Orada da bir durumu gözden geçireceğiz. Yeni konu incelemeyeceğim. Tabii finalde de artık bütün dönem boyunca incelediğimiz, işlediğimiz konulardan size soru soracağım arkadaşlar. Buna bağlı olarak da işte siz de finale geçmiş ve girmiş olacaksınız veya işte finalde sizden buna benzer bir tasarımı da kendinizin yapmasını isteyebilirim. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Yani aynı tasarımdan ziyade farklı bir şey söyleyip bunu sizden yapmanızı bekleyebilirim. Bu şekilde şimdiden söylemiş olayım. Canlı derste de birebir birlikte bunu konuşmuş oluruz. Yani canlı dersimizde de birlikte bir gözden geçiririz. İşlediğimiz konuları birlikte bir tekrar ederiz. Böylece dönemimizi hayırlısıyla kapatırız. İnşallah ikinci dönemde yüz yüze eğitim yapma ümidini taşıyoruz. Ancak ona da emin değiliz. Bu aşılamanın bir sonuca ermesi gerekiyor. Onun dışında evet arkadaşlar tabii bu alanda istiyorsanız yazılım sizde var. Kendinizi geliştirebilir. Bu alanda ilerleyebilirsiniz. Tabii bu sizin takdiriniz. Kendinizi hangi alanda yetiştirmeyi düşünüyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Ama PLC gerçekten kendi başına herkesin bilmediği ve bilenlerin de güzel bir gelir elde ettiği bir alan, iş alanı. Yani bir geçim kapısı diyebilirim. Siz de yani ben çok seviyorum yani aslında bu programlama şeyini. Makinalara hani zaten her şey artık bu alanda gidiyor. Yapay zeka, akıllı sistemler, otomatik sistemler. Onlar da bu şekilde oluyor. Evet. Bir de arkadaşlar YouTube'a videolarımızı koyuyoruz. Siz de izleyin. Olabiliyorsa beğenin. Yani çok benim öyle bir iddiam yok YouTube kanalımla ilgili. Biliyorsunuz ders videolarını paylaştık. Yani öyle bir iddiam yok. Beğenmek isterseniz beğenin. Abone olmak isterseniz olun. Siz bilirsiniz. O konuda da bir şey demiyorum. Ama elektrik olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Gelecek adına bir şeyler yapabilirsiniz. Yani şimdi aklıma gelen başka bir şey yok. Tabii siz finali şu anda aklınızda artık final var. Finali düşünüyorsunuz. Bilmiyorum artık. Evet, şöyle bir son bir dakika tekrar edelim. Bakalım arkadaşlar. İşte güç grubuna bağladık. Buton grubumuz burada. Bunları kısmi temasla bağladık. Burada PLC'miz var. PLC'nin aşağıda girişleri, yukarıda çıkışları var. PLC'miz 24 voltla çalışan bir PLC. Burada da yük grubumuz var arkadaşlar. Bunların uygulamasını. Burada bağlantı. Hani şimdi kablolar çok karışık görünüyor ama olayı artık yaparken gördünüz. Oldukça basit, sistematik, basit bir bağlantımızı yaptık. Burada güç kaynağımızdan 24 voltu atlatarak bütün kısımlara ilettik. Ve böylece PLC yani elektromekanik kumanda sisteminin aslına uygun olarak işlemiş olduk. Dediğim gibi siz olsaydınız bunları sizler yapacaktınız. Siz söküp takıp programlayıp mantığını kendiniz daha iyi anlayacaktınız arkadaşlar. Evet şu anda kabloların karışıklığını çok dikkate almayın. Sadece bakın şuradan iki çıkış aldık. Artısını PLC'den verdik. Eksisini aşağıdan verdik. Şuradan da sadece bakın bir uyartı sinyalini buraya verdik. Onun dışında bir şey yapmadık. Yani kolay kolay basit bir durumdan ibaret. Evet sevgili arkadaşlar
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta dersimizde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.